Evet arkadaşlar, herkese merhaba sevgili TikTok, sevgili Twitch ve sevgili YouTube. Üçünüze de ayrı ayrı selam vereyim dedim şu anda çünkü TikTok ve Twitch'te canlı yayındayım. TikTok'ta Furkan Ülkü, TikTok ve YouTube'da Furkan Ülkü TV adıyla beni bulabilirsiniz arkadaşlar. Twitch'te de Furkan Ülkü yine official olarak yine beni bulabilirsiniz. Ve Rent Simulator arkadaşlar, bu oyunu birkaç videoda... Yani bayağı oldu çıkalı tabii ama bayağı bir güncelleme geldi. Birçok yayıncı arkadaştan, büyüğümüzden de izledim. Artık dedim sıra bana geldi. Ben de başlayayım. Ve bu oyunun Furkan Ülkü TV kanalındaki ilk bölümü, ilk oyunu başlıyor şimdi. Tabii bu arada bilgisini vereyim. Yine sevgili YouTube'cuğum için söylüyorum ama bunu. Shipgrivert Simulator biliyorsunuzdur belki, gemi parçaladığımız bir oyun. Hurdacı simülatör diye de tabir edebiliriz aslında. O oyunumuz YouTube'a bölümler halinde her pazar günü gelecek. Furkan Ülkü TV YouTube kanalına her pazar günü Shipgrivert Simulator, hurdacı simülatör gelecek. Şu an ekranımızda duran oyun ise yani Ranch Simulator arkadaşlar. Bu oyunumuz da sistemsel bir arıza olmazsa, sağlığımız yerinde olursa, düzenimiz bozulmaz ise Ranch Simülatörü de her perşembe paylaşacağım arkadaşlar YouTube'a. Bugün sadece video atmayacağım. Bir hafta sonra perşembe günü başlayacak YouTube'a videolar gelmeye. Şu anda canlı yayındayız ama bundan sonra ilerleyen haftalarda Ranch Simülatör her perşembe günü yayında olacak. Şimdi sevgili Ranch Simülatörümüzü yormadan diyorum ve diyoruz ki yeni oyun. Oyunumuza isim verelim. Ne diyelim? Çiftliğimize bir isim uydurmam lazım şu an. Şimdi ben kendim Gazi Osman Paşa'da oturuyorum ama ya böyle angut bir isim koymak istiyorum aslında ama aklıma bir şey gelmiyor şu an. Çiftliğin kayıtlı oyununa isim ver. Yani çiftliğin ismini soruyor. Bu ne çiftliği olsun bu? Hacı Baba Tekkesi yazacağım şimdi. Aslında güzel lan Hacı Baba Tekkesi. Hacı Baba Tekkesi ne ya? Şöyle yazalım o zaman. Arkadaşlar ben Samsun'da doğdum. Samsun'da büyüdüm. Şöyle yapalım. Hem de Samsun'da Atakum'da büyüdüm. Ama yine de kayıtlı oyunuma kendi ismimi vermek istiyorum. Bana mesajlar geliyor. Ne oluyor ya? Kim bana mesaj atıyor kardeşim? Yayındayım şu an. Bu ne ya? Bu değil. Başka bir şey geldi bana. Kim attı, ne attı, ne oluyor ya? Ben şimdi kayıtlı oyunuma isim verelim. İsmini de şöyle yapalım. Keplok'a bas. Ülkü diyelim. Kendi soyadımı koyayım. Ve tamam dedim. Evet. Dedi mi? Oyun donmaz inşallah. Lan ne oluyor? Oh, dondu sandım ya. Vallahi dondu sandım, tırsma geldi reis. Evet, temel hareketlerden bahsediyor. Bir ufak su içeyim de. Evet, temel hareketler. Yani etrafımıza bakma. İşte şu falan filan, enter'a bas, devam et. Ortalama zaten oyunların komutları falan hep birbirinin benzeri olur arkadaşlar. Ne diyor? 11-12 metre diyor. Oyun kasılıyor mu? Bana mı öyle geldi ya? Oyun niye kasılıyor abi? Bir dakika. Bir dakika. Ben bu oyunun bir ayarıyla oynamıştım. Ben bunu yine ilk geldiği ayara geri alıyorum arkadaşlar. Onun yüzünden şişiyor büyük ihtimalle. Evet, girdik. Burada bir mektup mu var? Evet, mektup var. Aldık mektubu elimize. Evet, büyük babamızdan bize bir şey kalmış. Ne diyor? Canım torunum, eğer bu mektubu okuyorsan son arzumu yerine getirmeyi kabul edip aile çiftliğimize gelmişsin demektir. Sesime ne oluyor ya? İlgilenecek zamanım ve fırsatım olmadığı için şu an harap durumda. Evin içine gel, tavan arasında sana yardımcı olacak birkaç eşya bıraktım. Sana inancım tam.
Büyük babandan sevgilerle. Enter tuşuna bas, günlüğü aç. Eve gideceğiz. Koşalım. Evet, dökülen bir evimiz var şurada. Ev bildiğin dökülüyor abi. Abi bu evin hali ne lan? Böyle ev mi olur oğlum? Duvardaki radyoyu açma, o ne lan? Hay ebenin. Oğlum bu ne biçim ev? Oho. Evin içine edilmiş halde bana kim teslim ettiyse ben onun var ya yapacağı işin. Çadırı mı bulayım? Oğlum çadır dışarıda lan. Girdiğimiz yerden evden çıkabilirsek ya çıktık. Çadırı bul. Şurada böyle bir çadır olacaktı. Evet. Çadırı da bulduk. Tavan arasına çıkıp büyük babamızın sandığını mı bulacağız? Hadi bakalım. Burası değil. Oğlum bunu niye almıyor lan bu? Abi alamıyorum. Eşyaları kaldırmak, yıkmak için daire menüsünden tuşuna bas. Ha, şu. Yukarı. Abi tavan arasına girdik. Bu çektiklerimiz nedir ya? Evet. Mermi. Bir miktar para. Bu altı patları al çünkü ormanda başına bela açabilecek birçok vahşi hayvan bulunuyor. Biraz para ve mühimmat bıraktım. Ayrıca arabaya da ihtiyacın olacak. Çiftliğin girişindeki garajda eski bir UTV var. Onu da tamir etmek için yedek parçaları kullanman gerekecek. Bol şans. Ağzımıza sıçtım bıraktım. Büyük baba bu nasıl iş ya? Büyük baba yedin bizi bitirdin bizi ya. Ne yaptın baba ya? Bize gömçürdü büyük baba resmen şu an. Neyse. Lan merdivenle Allah düştüm neyse. İlerledik. İlerledik. Lan oğlum kapıyı bulamıyorum lan. Öf. Şimdi.
Yani takıyoruz işte lastiklerini falan. Ha, şurada bir lastik daha var. Al, kapıyı aç. Şurada bir lastik daha. Oturakları, koltukları yani. İçinde mi lan acaba? Burada bir şey var. Bulamıyorum o bir şeyi de ben ananı. Bir tane koltuğumuz burada. Lan oğlum baga ha. Tampon kurumasıymış o yerde. Ulan sakladınız mı oyunda lan? Götlük yapıyorlar şuraya bak. Şu ileride bir yerde de bir koltuğumuz daha var. Onu da bulmamız lazım. Yalnız oyunun Heh, buldum. Aç abi. Bidon yerleştirildi mi? Abi. Ananı. Fullesin ya. Tamam. Bidonu da doldurmam lazım, değil mi?
Şimdi oyunun seslerinin ne kadar düşük olduğunu fark etmişsinizdir. O yüzden ben de kökledim. Abi bütün haritayı gezdirdi bu ibne bana ya. Gir içeri. Hoş geldin. Buradan bir araba değil mi? Hemen işkisine tıkayla yolun dolu arkasına radyo takıyoruz. Bu binanın arkasından garaja sür radyoyu taktır. Lan oğlum. Tekrar hoş geldin diyor. Devam et. Lan radyo tak mıydı? Radyo. Yükselt. Çık. Lan çık. Tamam radyoyu taktım. İyi günler, yakınlık çiftliği sahibi siz olabilir misiniz acaba? Emlak danışmanıyla konuşuyorum. Heh, buldum sonunda karıyı ya. Buyurun benim. O halde sana inşaat kılavuzu vermem gerekiyor. Bu kılavuz sayesinde çiftliğini yeni baştan oluşturabilirsin. Abi ne ihlali ya? İyice saçmalamaya başladı ha. Arkadaşlar TikTok mallaştı. Yani sürekli ihlal uyarısı veriyor bana. Çiftlik kuruyorum burada, ne ihlali ya? Yalnızca arazinde inşaat yapabilirsin, unutma diyor. Devam et. Başka ekleyeceğim bir şey yok. Çiftlik işlerine başarılar. Teşekkürler. Enter, devam et. Bu kılavuzlar araba satıcısıyla gidip konuşacağız. Ağzına tükürdüğümü geyiği üstüme çıktı ya. Evet. Hırdavatçı. Nerede la o hırdavatçı malı? Abi bütün haritayı gezdirdi bu mal bana ya.
Balta levye ucuz masa testeresi. Balta levye ucuz masa testeresi. Şimdi dur. Balta levye. Evet. Satıcıyla mı konuşayım? Evet. Aa, buradını hoş geldin. Alışveriş için yanında odalık termalini konu satın dışına dışına verir. Hayvanlar hakkında ayrıntılı bilgi için açıklayın. Güzel. Eşyaları satın almak için onları hemen yanındaki alana yerleştir ve... Tamam. Yumurta sepeti alacağız. İki de davul alacağız. Tıkla. Yumurta sepeti bir. İki tavuk. Kasa. Tavuğu gırtlağından tutup kapat. Tamam, bastık. Çiftliğine geri git. Hazırsak başlayalım, değil mi? Gittik tosladık ya. Arkadaş. 3 kuruş paramız var. Asıl sıkıntı şimdi mangır sıkıntısı hocam. Ve çiftliğimize ulaştık. Tavuklar için yerim var mı lan benim? Tavuklar çıkarıldı diyor. Kümes mümes bir şey yok değil mi? Yok tabi. Hiçbir şey yok. Nasıl sattığımız salak tavukları. Yalla buraya.
İki tane geri zekalı tavuk aldım. Kümes yapmaya gerek yok. Alana yem bekliyor. Yem çuvalını bul. Şimdi yem olayı çıktı başıma ya. Bence içeridedir bu yem. Bakayım lan oğlum. Ya benim kümesim yok, onu biliyorum. Sanırım kümes olarak burayı kullandırıyor bana. Attık bu davağı buraya. Hop kapat. Gel. Bak 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 bak. Bok 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 bok. Gel bakayım buraya gel. İki tane tavukla hayat geçireceğiz şimdi. Ağaç kesmeceler başlayacak şimdi. Asıl eziyet başlıyor. Hazır mıyız gencolar? Lan tavuk nerede? Avradını mikiyim. Kova bul diyor. Kova. Kova nerede lan? Sadece su deposunu bul çiftlikte. Küçük bir kümes alanı oluşturmamı istiyorsun. Ama benim bir zıbarmam lazım gibi geldi bana. Hadi uyuyalım. 8 olduğu zaman uyuyor. Uyumuyor. Niye uyumuyor? Uyudu. Kalktık abi. Küçük kümes. Bir dakika. Orta boy, büyük boy, premium. Şu kümeste 8 tavuk. 20 tavuk, 20 tavuk. Premium olması bir şey değiştirmiyor. Yani ikisi de 20 tavuk. 20 kalas, 7 tane de metal istiyorsun. Tamam. Şunu alayım ben. Şöyle
Buna nasıl çıkacağım lan? Tamam, çık ananı avradını ya. Neyse, vakti gelince onu da yaparız artık. Şimdi bu ne istiyor? 20 kalas, 7 metal. Nerede lan benim o kamyonet bozuntusu? Bir kere bir yıkıma gel. Vur şuna. Evet. Şuradaki çeri çöpü bir yok et. Şimdi 20 tane kalas istiyordu değil mi bu? Uğraş işin yoksa bununla ya. Ver abi. Hadi keselim. Vallahi bilmiyorum, ben kütükleri bir koyayım da. 20 tane kalas istiyor zaten. Aslında çift kümes yapabilirim ilk etapta çünkü tavuktan falan kazanacağım. Evet. Aldım. Ya yükleyebildiğim kadarını yükleyeceğim işte arabaya. Bütün işçiliği kendin yaparsan bu oyun keyifli olur diye düşünüyorum ben. Mesela bak bunu kes. Kes abi şunu. He.
İyi üst üste yükletiyor. O da bir şey. Onu da yapmasaydı daha kötüydü ya. Evet. Abi çiftlikte hiçbir bok yok. Daha yeni başladık. Vurdum. Aldım. Al kütüğü yerleştir. Bunu da al. Oğlum bu ananı. Şimdi şu tek kütük veriyor değil mi? Kırdık. Vermedi. Ananı. Şöyle bir çalıştır abi motoru. Ulan ne gıcık şeysin sen be. Hop yavaş dayı. Evet. Vah be. Kalasları hazırlayalım da. Şimdi şu kalaslarımızı bir hazırlayacağız. 8-16, öbür kümesi de sırf görev yapsın diye koyarız.
Evet, iyi gidiyor. Kes 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 kes. Hoppa. Daha yeni açtık tabii, çiftliği yeni kurduğumuz için en düşük aletlerle başladık. O da biraz zaman alıyor. Mecburen böyle keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Kes abi, bunu da kes. Kes abi, kes. Gönder. Şu kalaslarımıza bakacağız birazdan. Güzel, gönderdik. Kes abi, kes onu da kes. Odunu keselim. Evet, kes abi onu da. Evet, şu an kesme işlemi bitirdim. Motoru kapatalım. Sekiz. On altı. Yirmi. Dört kalas buraya. On iki. Buradan sekiz tane daha çıkarsa kalas işi bitiyor. Bakalım, çıkmadı 8 tane ama. Aha 20, çok güzel. Şimdi bir dakika, benim kaç param var ya? 400 dolarım var. Hırdavatçıya gidip demir almam lazım bunlar için. 7 tane demir istiyor. Bu arada inşaya gel. Bu sadece kalas istiyor. Tamam. Sıkıntı kalmadı. Bin abi, bin. Yedi tane demir istediğine göre yani 14 tane demire ihtiyacımız var. Hemen gidelim Hirdavatçı'dan demirimizi alalım. Hirdavatçı. Oha. On tanesi 100 dolar.
Sıçtık. Pahalıymış bu ya. 10 tanesi 100 dolar. Şimdi bundan almak lazım değil mi? 100-200-300 olur. 100-200-300. Yapacak bir şey yok. 100-200-300. Kasa. En kötü ağaç keser, kalas yapar. Kalasları satarak ne yapalım? Yani el mahkum olayı var. Koyduk abi demir. Dön geri baba. Çiftliğe gidelim abi. Sinir bozucu alet ya. Bu araba diye bunu verdi bana. Dur. Aldın. Hop geldi. 3 de buraya koydum. Evet. Şimdi bu artan malzemeleri bir yere koymam lazım. Benim depom yok. Şimdilik şuraya koyalım. Şimdi küçük kümes planı oluşturuldu falan. Ay, ben senin yapacağın işin içine edeyim arkadaş. Götüne girsin kümes be. Bu kümesi koymak zorunda mıyım abi ben ya? Oyunun adı Ranch Simulator Reis. PC Ranch Simulator. Ya arkadaş bunun kapısı ne taraftaydı? Hay anana avradını ya. Ben bunu şöyle koyayım. İki taraftan da ulaşabilirim. Koydum. 15 kalas. Ay senin anana avradını ben. Nerede la bizim alet? Yine mi ya? Buradan iniyoruz. Şimdi şuraya bir git. Bidonu al. Yerleştir. Şimdi kütük alma, kütük yerleştirme vesaire 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 vesaire. Evet, kes bunu. Aldık. Lan yine mi lan? Ananı. Orada şunu kap. Lan kapat şunu. Heh. Her birinden iki kütük çıktığını düşünürsek 15 kütük lazım bana. Oğlum bu ters tarafa yattı lan. Hay senin yapacağın işi. Koy abi. Bir gutük daha. Koy şunu. Heh.
Koyduk. Ver bakalım. Kütüğü de parayla alırsak zaten 300 dolarla başladık. Anasını satayım. Daha davuklara yem alacak. Davuk 2 tane var zaten de. Bunlar yumurtlamıştır bir de. Bir de o muhabbet. Nerede lan kütük ha? Ver abi. Az geri. Hoppa. İn. Yatır ağacı. Mecbur ağaç kesiyoruz abi. El mahkum. Biraz düzelt düzelt. Hop çok oldu. Ay anan avradını ya. Çapraz oldu ipne ya. Şansıma sıçayım arkadaş. Her şeyi de görev diye göstermesi olmuyor zaten. Aç şunu ananı. Var mı la yakınlarda ağaç? Mecbur koşturarak yapacağız. Aman be. Hop 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 hop. Ya abi bu ağaçlar niye top gibi sekiyor? Ben onu anlamadım. Böyle seker mi abi ağaç? Attık güttüğü buraya. Hop ver bakayım güttüğü. Ortalama bir partisyon yapıyorum zaten. Ananı. Abi bunun ameleliği çok. Yani oyunda amelelik konusunda rekor kırarsın yani. Ananı avradını. Ver abi. Ortalama bir ağaç kesersem. Ortalama bir ağaç. Bunlar da büyükmüş yala. Öbür tarafa yat bak. Bana doğru yatma ağzına. Ne oluyor ya? Bir dakika. Bir sıkıntı çıktı. 29'undan 21.53, 29. Bu biraz daha kıl bir şeymiş. Şu an TikTok'taki canlı yayın erişimimi kaldırdılar benim. Çok saçma bir durum. Oğlum saat lan. Tamam, bir dakika şöyle yapıyoruz abi. Yayınından stüdyoyu kapatacağız mecbur. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Yani bu canlı yayını aptalca bir şeyle uğraşıyorum şu an. Yani gerçekten aptalca bir şeyle uğraşıyorum.
12 22 21 53. Ha. 21 53. 46 geçiyor. Tamam, biz devam ediyoruz arkadaşlar. O ne lan? Allah! Abi hiçbir şey göremiyorum şu an. Patladık. Lan! Benim el fenerim yok mu? Benim el fenerim yok. Ya aman be. Abi zifiri karanlık oldu. El fenerim de yokmuş. Böyle mal gibi kaldım. Ya ne acı, ne oluyor ya? Olacağına bak. Abi böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? Hay ben böyle işin içine edeyim. Hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Hazır böyle zifiri karanlığa kalmışken şöyle yapalım o zaman değerli arkadaşlar. TikTok'ta patlattı bizi zaten. Ben onun yapacağı işin içine edeyim. Kıllık yapıyor. Her neyse. Sevgili YouTube'cum zaten bayağı uzun bir bölüm olmuş. Bu sana bir bölüm olsun. Burada biz bölümü keselim senin için. Güzel bir bölüm yapalım. O bölümden sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Twitch kaybolma bir yere ha. TikTok'a zaten hiçbir şey demiyorum artık. Kayboldular bile. Tekrar açınca yayını görürüz. Evet, Twitch'im sen de bekle de 2 dakika şu YouTube'a bir bölümü şey ettirivereyim. Evet YouTube, sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.